Merhaba arkadaşlar, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri bildiğiniz gibi Fırat'ın doğusuna yapılan operasyonla ilgili anlaşma yaptı. Anlaşmaya göre PKK-YPG terör örgütü o bölgeden çekilecek. Türkiye 32 kilometrelik bir derinlik istiyordu. Türkiye'nin tam da istediği gibi terör örgütü çekilecek. Şimdi bu terör örgütünün çekilmesiyle birlikte ne olacak orada? Tayyip Erdoğan biliyorsunuz Azerbaycan'dan döndükten sonra bir ifade kullandı partisinin grup toplantısında. Dedi ki biz orada olmaya çok hevesli değiliz. Hadi madem siz çok istiyorsunuz bu harekatın sonlanmasını, buyurun PKK-YPG silahları gömsün, o bölgeden çekilsin, bizim için güvenli koridor oluşsun, biz operasyonu durdururuz dedi. Tamam mı? Tamam. Ertesi gün Amerika Birleşik Devletleri'nden hemen bir heyet, Pence geldi biliyorsunuz. Adam çok da ciddiydi yani. Suratına baktığımız zaman ona bunu hiç gülmez mi? Yani bir robot gibi Erdoğan'ın karşısına dikildi böyle el sıkarken. Hakikaten böyleydi. Ama mizacı öyleymiş. Yani adamın tipi öyleymiş yani. Neyse oturmuşlar, konuşmuşlar. 5,5 saatlik bir konuşmanın ardından ilk haberi biz Trump'tan aldık. Bir tweet. Adam dayanamıyor. Vallahi dayanamıyor. Adam hemen bir tweet attı. Vallahi dedi Türkiye dedi çok teşekkür ederiz. Tayyip Erdoğan şöyle zeki, şöyle saygı duyulacak bir adam. Milyonların hayatını kurtardı vesaire. İlk emareleri vermeye başladı. Sonra biliyorsunuz Pence çıktı. Ateşkes dedi. Fakat ortada bir ateşkes yoktu. Yani olan şuydu. Türkiye stop tuşuna basmamıştı. Biraz ara. Biraz ara demişti. Dolayısıyla yapılan mutabakata baktığımızda ateşkesten falan söz edilmiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Dışişleri Bakanı da zaten ateşkesten bahsetmiyor. Bir terör örgütüyle bizim yapacağımız herhangi bir ateşkes yok. Biz orada zaten bir operasyon yapıyoruz. Teröre yönelik bir operasyon yapıyoruz. O terörün oradan temizlenmesi Türkiye'nin güvenliği daha sonra da oranın güvenli bölge haline getirilerek ülkemizde yaşayan 2 milyon, 3 milyona yakın Suriyeli'yi oraya yerleştirmek. Yani aslında hedef bu. Nereden çıktı bu? Tayyip Erdoğan biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'in toplantısında konuştu. Ne dedi? Biz oraya dedi bu mültecileri yerleştirelim. 26 milyar dolarlık bir harcama yapılacak oraya. O 26 milyar dolarlık harcamayla orada birçok barınma, ev, okul, üniversite, hastane her neyse yapılacak. Sonra ülkemizdeki mültecilerden önce 1 milyon kişi sonra 1 milyon kişi daha oraya gönderilecek ve orada yaşamaya başlayacak. Tabii zorla değil. Yani isteyenler oraya gidebilecek. Sonuç Türkiye istediğini aldı. Kim ne derse desin. Zaten Türkiye'nin içerisindeki muhalif kesim hariç dünya dünden beri yayınlar yapıyor. Tayyip Erdoğan'ın zaferi diye. Şimdi esas komik olan ne biliyor musunuz? Bu anlaşmanın duyurulmasıyla birlikte Erman Toroğlu gibi sürekli konuşan tipler bir kez daha ekranda belirdi. Yahu arkadaş Erman Toroğlu futboldan anlıyor. Erman Toroğlu futbolla ilgili konuşurken altını doldurarak konuşuyor. Ama ekrana Erman Toroğlu'ya özenip de hiçbir bilgisi olmayan bazı kişiler var. Ekranda sadece vır 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 vır. Başka hiçbir şey yok. Başka hiçbir şey yok. Şimdi dün akşam CHP'li birisi çıktı ekrana ne dedi biliyor musunuz? Dedi bu işte Tayyip Erdoğan dahli yok. Ya bu işi Türkiye Büyük Millet Meclisi yetkiyi Türk ordusuna verdi dedi. Türk ordusu da gitti orada 7 gün, 8 günlük bir başarılı bir operasyon gerçekleştirdi ve sonuçta bu durdurma, ara verme vesaire her neyse yani Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden istediğini alması Tayyip Erdoğan'ın başarısı değil, kimin kardeş? Türk ordusu. Evet Türk ordusu. Peki, ya arkadaş bu Tayyip Erdoğan nefreti sizin aklınızı gerçekten çok başınızdan almış. Ya hakikaten siz akıl tutulması yaşıyorsunuz. Tayyip Erdoğan bu ülkenin nesi? Efendim o bir partili cumhurbaşkanıymış. Peki Türkiye'nin başkomutanı kim kardeşim? Tayyip Erdoğan değil mi? Ya bu kararı veren Tayyip Erdoğan değil mi? Ya da meclise getirilmesini sağlayan, hadi senin deyişinle meclis yetkiyi orduya verdi, ordu da gitti orada işini yaptı. Sen şu anda ne yapmaya çalışıyorsun mesela? Tayyip Erdoğan hiç bu konuda hiçbir şey yapmadı mı?
Madem Tayyip Erdoğan bir şey yapmadı, madem Tayyip Erdoğan bu işin içerisinde değil, ceremesini Tayyip Erdoğan niye çekiyor? Mesela siz operasyondan hemen sonra, yani bu anlaşmadan hemen sonra başladınız bu Trump denilen densiz, hadsiz adamın gönderdiği mektubu kullanmaya başladınız. Mektup kime gelmiş? Tayyip Erdoğan'a. Ne diyor Tayyip Erdoğan'a? Bak diyor, ha parmağını sallıyor. Yaparsan ha. Siz de bunu övünç içerisinde kullanıyorsunuz. Değil mi? Bu arada ne diyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti Tayyip Erdoğan'a gönderilen bu mektuptan ötürü aşağılanmıştır. Hani Türkiye Cumhuriyeti Devleti ayrıydı, Tayyip Erdoğan ayrıydı, ordusu ayrıydı, şuyu ayrıydı. Niye ayrıydınız? Ne oldu şimdi? Ordu gidiyor, başarı sağlıyor. Bu anlaşma yapılıyor, masada bitiriliyor. Günlerdir diplomasi yok diye yırtınıyorsunuz. Ordu orada işini yapıyor. Tayyip Erdoğan ve arkadaşları masada diplomaside başarılı oluyorlar. Hem masada hem sahada başarılı oluyorlar. Sonra efendim bu Tayyip Erdoğan'ın işi değilmiş. Tayyip Erdoğan'a gönderilen mektup cevap vermeliydi. Tayyip Erdoğan'a gönderilen mektup anında iade edilmeliydi büyükelçiler aracılığıyla. Sonra işte bu görüşmeler hiç olmamalıydı. Pence falan Türkiye'ye gelmemeliydi. Artı Tayyip Erdoğan 13 Kasım'daki randevusunda derhal iptal etmeliydi. Yani Trump'a haddini bildirmeliydi. Valla ben kusura bakmayın, o mektubun içi, o adamın alçaklığı tamam. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin başında olan kişi bu kadar ucuz bir adam değil. Yani o mektubun içeriğine baktığınızda, üslubuna baktığınızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin muhatap olacağı birisi değil o. Bu kadar net. Yazan kim? Günde 48 tane ayrı ayrı açıklama yapan, ayrı birbirinden dengesiz konuşan, nerede ne oldu kendi egosunu tatmin etmek, kendi siyasi geleceğini garanti altına almak için iç siyasete yönelik her türlü haltı yiyen bir adam bir mektup yazmış. Aslında ona mektup da denilemez. Yani mektupta şöyle bir şey olmaz. Tamam mı, ben seni arayacağım sonra. Yani onun aslında dili anlaşılıyor da her ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkanına gönderilen bir mektup kabul edilebilir değil. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başkanı'nın da böyle bir densizlikle muhatap olması doğru bir davranış olmazdı. Tayyip Erdoğan bence doğrusunu yaptı. Ama mektuba cevap vermedi. Aldı kardeşim. Bunu aldı kağıdı. Olduğu gibi yırttı ve şu şekilde attı. Attı, sonra ne yaptı? Operasyon talimatını verdi. Sen kimsin ulan demeye getirdi yani. Senin haddine mi beni durdurmak demeye getirdi. Şimdi ekranlarda bunları çok konuşamıyoruz tabii. Bunları çok rahat söyleyemiyoruz. Hani tam tabirini kullanacağım ama kusura bakmayın. Hakikaten öyle. Yani Tayyip Erdoğan böyle bir ifade kullandığını zannetmiyorum da ben söyleyeceğim. O mektubu, o kağıt öyle atıldığı zaman ha siktir lan demiştir. Sonra operasyona gitti. İstediğini yaptı. Boyun eğmedi. Şimdi şey atıyorlar işte, Cumhurbaşkanına bu hakaret Türkiye hakarettir. Öyle mi? Şimdi bir tane şerefsiz çıktı. Bu ülkenin topraklarında yetişen, büyüyen, okuyan, seçmenler tarafından belediye başkanı yapılan, meclis çatısı altında milletvekilliği yapan bir şerefsiz geçen gün gitti. İngiltere'de BBC'nin önünde avazı çıktığı kadar havladı. Tayyip Erdoğan için ne dedi? Katil dedi, diktatör dedi, şu dedi, bu dedi, 50 tane laf saydırdı. Siz madem Türkiye'nin itibarını düşünüyorsunuz, siz madem Türkiye'nin saygınlığını düşünüyorsunuz, siz bu Osman Baydemir denilen alçağa niye tepki göstermediniz? Türkiye'nin itibarını yurt dışında yerle bir eden bir alçak. Siz ondan önce Trump'ın o mektubundan önce bu alçağa niye tepki göstermezdiniz? Neden hoş demediniz? He? Neden sesiniz çıkmadı? Çünkü korkulasınız. Yani sizin içinizden ya da Türkiye'nin içerisindeki o densizlere, katil diyenlere, bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na ağzına geleni sayan Kemal Kılıçdaroğlu da diktatör dedi. Bu Türkiye Cumhuriyeti'ne saygısızlık değil mi? Şimdi kalkmışsınız yalanlan, işte o mektup geldi de işte şöyle oldu da böyle oldu da Türkiye Cumhuriyeti, kendinizi kandırmayın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başındaki Tayyip Erdoğan korkmamış,
pısmamış, geri adım atmamış, vermiş talimatını Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda 8 güne rağmen önemli bir operasyon yaptırmış ve günün sonunda istediğini almış. Almış mı almış? Şimdi derler ki, ya arkadaş, mektuba cevap verilmesine gerek yoktu. Şimdi 1964 yılında İsmet İnönü biliyorsunuz bir Kıbrıs'a bir çıkarma yapacaktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi'ni çağırıyor, diyor ki başkanına söyle kardeşim biz Kıbrıs'a hareket başlatacağız. Ertesi gün daha ağır bir mektup geliyor İnönü'ye ve İnönü bu operasyondan vazgeçiyor. Böyle mi yapsaydı Erdoğan? Yani sonra Erdoğan şöyle mi yapsaydı mesela? Hem bu operasyondan vazgeçseydi hem de 13 Kasım'daki randevusuna koşa koşa gitseydi. Çünkü İsmet İnönü o zaman hem bu operasyondan vazgeçiyor hem de koşa koşa bir ay içerisinde de Johnson özel uçağıyla Amerika'ya götürülüyor. Kendisi gitmiyor. Uslu bir lider olduğu için yani Amerika Birleşik Devletleri liderini dinlediği için özel uçakla Amerika'ya götürülüyor. Şimdi Tayyip Erdoğan da böyle mi yapsaydı? Kardeşim mektup gelmiş, vermiş cevabını. Trump mektup yazdı. Tayyip Erdoğan tarih yazdı kardeşim. Tarih. Bunu şurana sok. Adam şimdi öyle bir konuşuyor ki ekranda. Senin ülkende diye hitap ediyor karşısındaki kişiye. Sen hangi ülkenin vatandaşısın kardeşim? Yani Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği güzellikleri görmek yerine karşı tarafta senin ülken diyor. Böyle şeyler yaşıyor Türkiye. Bu önümüzdeki süreçte bence her şey çok daha net bir hale gelir, netleşir. Türkiye güvenli bölge oluşturulması konusunda şimdi Cumhurbaşkanı 22 Ekim'de Putin'le görüşmeye gidiyor. Diplomasi başarısızlığı diye yırtınanların göreceği bir takım şeyler olacak önümüzdeki günlerde. Avrupa'sı, Amerika'sı, Filistin'i, efendime söyleyeyim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, oradaki oranın başında bulunan hadsizi. Yani kim varsa biz bundan sonra bunların boyunun ölçüsünü göreceğiz. Ve nasıl bir dönüş yapacaklarını hep birlikte göreceğiz. Türkiye'nin bunlar için ne kadar kıymetli olduğunu yeniden gündeme getirdiklerinde böyle uzaktan tebessüm ederek dinleyeceğiz. Ve tarih de bugünleri yazacak. Dolayısıyla bizim o yurt dışını, Avrupa ülkelerini, Almanya'yı vesaire tıpkı 1974'teki gibi bizi yalnız bırakan herkese karşı orada Allah rahmet eylesin Bülent Ecevit'le Necmettin Erbakan'ın dirayetli duruşu, pısmaması, tırsmaması, dik duruşu, geri adım atmaması Kıbrıs ahalisi güvene alındı ve o topraklar orayla ilgili de söyleyecek çok şey var da neyse diyorum. Yani bu Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı için söylüyorum. İşte onun sonucunda Kıbrıs bugün, Kıbrıs Türk halkı bugün özgürlüğünü yaşıyor. Sadece Türkiye tanıyor. Azerbaycan. Şimdi burada ne yapıldı? Burada da aynı şekilde operasyon yapıldı. Kimse dinlemediler. Tayyip Erdoğan dik durdu, dirayetli durdu, kararlı tutumundan vazgeçmedi. Bakın Uğur Dündar, bakın Yılmaz Özdil, bakın Sözcü Gazetesi, Sözcü Gazetesi'nin dünkü manşeti Tayyip Erdoğan dik dur, arkandayız. Bunu dedirtti. Yılmaz Özdil'e dedirtti. Asrın liderimiz diye sürekli yazı yazan Yılmaz Özdil'e dedirtti bunu. Amerika'da yazılanlar, Amerika medyasının yazdıkları da başka. Onun için şimdi içimize döndüğümüzde içimizde çok şerefsiz çıktı bu süreçte. Yani bu sürece işgal diyenler oldu, bu sürece katil Erdoğan diyenler oldu, bu sürece her şey Kürtler öldürülüyor denildi ya. Kürtler öldürülüyor denildi. Yani oradaki teröristler buradaki Kürtlerle bir tutuldu. Oradaki terörist benimle bir tutuldu. Ben de Kürt'üm ve bunu kabul etmiyorum. Bu operasyon başladığı zaman ne oldu biliyor musunuz? İlk tepkiyi koyan HDP binasının önündeki anneler oldu. İlk tepkiyi koyan. Yani oradaki insanlar, acılı insanlar orada Kürtlere değil teröristlere operasyon yapıldığını biliyordu. Ve PKK'nın kaçırdığı çocuklarının o operasyonlarda hayatlarını kaybedeceği endişesiyle haberi duydukları anda kalktılar. Taşlarla, sopalarla HDP binasına yöneldiler. Polis araya girdi ve bir tatsızlık çıkmadı. Buradaki Kürt'ten bahsediyorum. Kürt kardeşimden bahsediyorum.
dağdaki teröristle bir tuttular, dediler ki Kürtler öldürülüyor. Efendim Trump dedi. Trump'ın ne dediği, ne halt yediği belli değil ki. Trump bugün böyle diyor, yarın başka bir şey söylüyor. Ha, mektup meselesinde mesela dün bu anlaşma yapıldıktan sonra Trump Erdoğan'ı yere göğe sığdırmadı. Ben ona çok büyük saygı duyuyorum dedi. Ulan be saygısız herif, senin günlerdir yazdıkların ne? Günlerdir Kürtler diyor. Bir bakıyorsun dün dedi ki teröristleri biz oradan temizliyoruz. Lan Kürt mü terörist mi? Karar ver. Densiz. Günlerdir işte DAEŞ falan diyor. Dün çıktı dedi ki ya bu PKK dedi şeyden daha tehlikeli. DAEŞ'tan daha tehlikeli. İyi de sen silahlandırdın. Sen barındırdın. Sen eğittin. Sen sahip çıktın, çıkıyorsun. Onları sahipleniyorsun. Senin hangi şeyine inanacağız? Ya onu söylediği kendine ama içimizde ona değineyim. Bu işler durulduktan sonra her şey hiç eskisi gibi olmayacak. Siyasetten bahsediyorum. Çok şey değişecek. Önümüzdeki videoda da bu konuları herhalde çok detaylı bir şekilde konuşacağız. Bir takım kendini bilmez, hadsiz, içimizdeki hadsizler farklı bir boyutlara ulaştılar. Hatalar yapıldı, hatalı konuşmalar yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında şunu söyledi. Tayyip Erdoğan dünyanın teröristlerini aldı Suriye'ye gönderdi dedi ya. Dedi ya bunu. Dedi ya. Bu CHP'liler hala ekranlarda konuşabiliyorlar. Hala yüzleri tutuyor konuşabiliyorlar. Efendim işte bu gelen mektup kara bir leke olarak kaldı. Yahu senin genel başkanının alnındaki o kara lekeyi sen hiç görmüyor musun? YPG'liler bize saldırmaz, onlar kendi topraklarını koruyorlar diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun alnındaki o kara lekeyi hiç mi görmezsin kardeşim ya? Bir gör de. Niye görmüyorsun? Göremezsin çünkü körsün, kör. Körsün çünkü. Bu körlük CHP'ye çok pahalıya mal olacak siyaseten. Bu HDP ile bundan sonra bırakın kol kola girmeyi, aynı masada yan yana oturamaz, yan yana. Gördünüz mü Sezai Temelli'nin İzmir'deki o açıklamayı yapmaya kalkışmasını? İzmirli ne yaptı? Canını okudu neredeyse. Linç edeceklerdi. Dittirin gidin lan burada dediler. Hepsini kovdular. Bu vatan sahipsiz değil dediler. Tayyip Erdoğan düşmanlığınızı burada dedim konuşamazsınız. Siyaset zamanı değil dedi. Hadi dedi. Hepsini kovdular. Bundan sonra HDP'ye sıkıysa ben söylüyorum. CHP işbirliği yapsın. Bir taneye bir tane. Vallahi sonu olur. Onları Ekrem İmamoğlu bile kurtaramaz. Haftaya bir kez daha bu konuyu konuşalım. Hoşçakalın diyorum.